Galatasaray Daikin 2024-2025 sezonuna bomba gibi girdi. Sezona Balkan Kupası ile başlayan Sarı Kırmızılılar Avrupa yolunda Sev Challenge Cup'la devam ettiler ve burada da Avrupa yolunda da aslında kayıpsız devam ediyorlar. Yurt içinde sezonu Aksa Sigorta Kupa Voley birinci etap maçlarıyla başlayan Galatasaray Daikin oynadığı 3 maçta da set vermeden çeyrek finale yükseldi. Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise sezon açılışını Vakıfbank'la yapan Galatasaray, Aras Kargo ve Zeren Spor'u yendi. Geriye, geride kalan 10 resmi maçta rakiplerine set vermeyen Galatasaray Daikin, tribünlerde takımını desteklemeye gelen seyirci sayısında arttırıyor. Sarı Kırmızılılar Sultanlar Ligi'nde maç kaybetmeyen, 4 set vermeyen iki takımdan biri olarak 9 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Yine Galatasaray Daikin Lig'in 4. haftasında 22 Ekim Salı günü yani yarın Sarıyer Belediye konuk olacak. Ve Sarıyer Belediye Lig'de de henüz maç kazanamadı. Oynadığı 3 maçta sadece 2 set ve 1 puan toplayabildi. Galatasaray ikinci sezona bomba gibi girdi dedik değerli izleyenler. Sezona Balkan Kupası ile başlayan Sarı Kırmızılılar Sev Challenge Cup'ta da yoluna kayıpsız devam ediyor. Galatasaray'da ikinci takım menajeri Nevşe Büyükbayram konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de Çok teşekkür ederiz. Ee, Nevşe Hanım, valla sadece Galatasaray Daikin değil, Galatasaray HDI Sigorta erkek voleybol takımı da kayıpsız devam ediyor. Lige çok iyi bir başlangıç yaptı takım. Ee, bunun sırrını soralım. Nasıl bir hazırlık <laughs> dönemi geçti yazın bu sezona? Aktarırsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ederim sağ olun. Aslında çok e, anlatmak istemiyoruz nazar <laughs> değmesin. Gerçekten iki takım da çok iyi başladı. Evet. Biliyorsunuz ki biz sezonu çok erken açtık kadın takımı olarak. Hı -hı. Bir Balkan Kupası'na ev sahipliği yaptık. Hı -hı. O yüzden Ağustos başında çalışmalarımıza başladık. Hani biz bu takımı kurarken e, birbirine hakim ve tanıyan oyunculardan takım oyunu oynayarak kazanmayı hedeflediğimiz için önceliğimiz bu oldu. Aslında bunu hedeflerken de doğru hedef koymuşuz kendimize diyebiliriz. Çünkü oynadığımız maçlarda da her şeyden önce iyi bir voleybol oynuyoruz ve herkese de iyi bir voleybol, keyifli bir voleybol izlettiğimizi düşünüyoruz. Sezonu erken açmanın faydalarını tabii ki de gördük. Ona göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok uzun vadede hedefleri konuşmaktansa biraz da daha adım adım gitmenin taraf e, tarafındayız. Çünkü hani önceliğimiz tabii ki Balkan Kupası'nı almaktı. Şu an Avrupa'da da bir üst türe e, çıktık. Biliyorsunuz ki e, biz Baden takımı ile eşleştik. Kasım ayı içinde onlarla oynayacağız. Dediğim gibi Türkiye Kupası'nda gruptan çıktık. E, Türkiye Ligi'ne e, iyi bir başlangıç yaptık. Her sene önce keyif alarak, e, iyi bir voleybol izlettirerek e, yani Galatasaray'ı yakışır bir voleybol oynamak istedik. Şu anda da iyi bir başlangıç yaptığımız için keyifler oldukça yerinde. Hatta şu an size antrenmandan bağlanıyorum. İçeride takım antrenman yapıyor. Biliyorsunuz ki yarın Sarıyer Belediyesi'ne evet. konuk olacağız o yüzden keyfimiz yerinde erkek takımımız da aynı şekilde 3'te 3 üç yaparak başladı Hı -hı. Ee, yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz çok yoğun bir fikstür var 3 ee, günde bir maç oynuyoruz o yüzden e, dikkat ediyoruz ve e, hedeflerimizi adım adım koyarak ilerlemek istiyoruz. Şimdi bahsettiğiniz takımda birbirini tanıyan oyuncuları e, tercih ettik dediniz. Hakikaten o takımdaki arkadaşlık havası da hem e, sahaya yansıyor hem izleyicilere yansıyor. Bize takımdan e, arka plandaki detayları aktarabilir misiniz? Nasıl bir ortam, nasıl bir atmosfer var? ya yani şöyle benim de bir voleybol geçmişim olduğu için hı hı. hani sporculuğu gerçekten iyi biliyorum o yüzden de saha e, sahada iyi bir top oynamak için öncelikle e, bir aile gibi olmak gerekiyor ve takımda da çok güzel bir arkadaşlık var sadece takımda değil e, idari ve teknik tarafta e, yöneticilerimizin e, başkanlarımızın çok büyük desteği var. E, bize en başından beri çok e, güveniyorlar ve bunu dile getiriyorlar. Sonuçta onların verdiği güvenle de e, çok başarılı e, olduğumuzu da düşünüyorum. E, arka plandaki arkadaşlar gelince gerçekten keyifli bir arkadaşlık var. Çünkü şu an bizim takımda 5 kişi mesela e, aynı jenerasyonda e, yıllarca forma giymiş. Milli takımda forma giymiş, altyapıda forma giymiş. Yabancılarımız zaten e, birbiriyle oynamış oyuncular. Biliyorsunuz ki Brit Mongers ile Erman Hı -hı. kaç yıldır beraber oynayan oyuncular. Aynı şekilde e, Brit ile Lazovic de daha önce aynı formayı giymiş ve aynı takımda bulunmuş insanlar. Kalanda senin daha önce Türkiye'de oynamış tecrübesi var. Ee, Eylül' Eylül'la Karteşme yatkın ve Aslan Kılıç'la beraber oynadı. Ve diğer bütün hani bütün oyuncular gerçekten önce iyi bir e, grup olduğumuzu, takım olduğumuzu ve aynı hedefte e, mücadele ettiğimizi söylediğim için yani bunun karşılığında da sahada oynanan Hani e, toptan da keyif alıyoruz ve çok mutluyuz bu durumdan. Hani bu şekilde söyleyebilirim. Geçtiğimiz mücadele öncesinde de meme kanseri farkındalık haftasında siz de takım olarak bir buna dikkat çekmek istediniz ve tribünlerden de çok güzel tepkiler geldi bununla ilgili sosyal medyaya da yansımaları oldu. Ayrıca karşılaşmanın ardından da taraftarlara sanıyorum atkı hediye edilmiş. <laughs> Söyle ee, bir şey oldu. Biz e, ilk resmi maçımızdan beri taraftarlarımıza küçük sürprizler yapmak istedik. Böyle Hı -hı. bir aramızda karar aldık. Yani bu sadece e, iki gün önce oynadığımız Zeran maçında değil, her maçta bir sürpriz, sürprizimiz oluyor ve bu sürprizi de söylemiyoruz. Yani Balkan Hı -hı. Kupasında forma e, dağıttık. Hı -hı. İşte iki gün önce Zeran maçında atkı dağıttık. E, daha önce başka forma dağıttık. Hani bu şekilde. Ee, hani biraz daha sürprizler hazırlamak istedik ama şunu da altını çizmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir destek var. <laughs> yani biliyorsunuz ki cumartesi günü saat 7'de oynadık Zeren Spor'la evet. ve futbol takımımızın maçıyla da çakıştı bu. Deplasmandaydı ama sonuçta aynı saatte oynandı. Yani biz o gün bin tane seyircinin önünde oynadık. Buran Felek'in yarısı da olmuştu. Evet. Hani taraftarların da çok büyük bir ilgisi var. Keza <laughs> Aras Kargo Deplasmanı'nda full tribüne oynadık. İnanılmaz bir atmosfer var ve bu hani yani gerçekten oyuncular için çok büyük bir güç oluyor. Biz her maç davet ediyoruz. Ee, onlar da bizi kırmadan gelip destekliyorlar. Yani onlarla beraber e, başarılı olmak, maçı kazanmak gerçekten çok büyük bir keyif oluyor. Yani maçtan sonra onlarla gidip e, galibiyeti kutlamak, galibiyeti paylaşmak. Yani bu sene gerçekten inanılmaz bir etkileşim var. Çok güzel bir destek var. Yani bunun bozulmasını gerçekten istemiyoruz. Şimdi nazar değmesin de e, istiyoruz dediniz ama e, sormak adettendir. Sonuçta 10'da 10 yapan bir Galatasaray var. Ligde hiç set vermeden devam eden bir e, Galatasaray Daikin görüyoruz. Hedefler ne bu sezonda? E, şöyle evet aslında dışarıdan bakıldığında 10'da 10 yapan ve set vermeden bu noktaya gelen bir Galatasaray Daikin var. E açıkçası biz maça çıkarken bugün de set vermeyelim gibi bir zihniyette değil. Bugün de kendi topumuzu oynayalım. E, çok iyi mücadele edelim. Biz kendi topumuzu oynadıktan sonra zaten istediğimiz e, skora ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yani bu aslında bize bir baskı oluşturmuyor açıkçası. Hani hı hı. hadi 9'da 9 oldu, 10'da 10 mu? Sıra 11'de 11'dim. Öyle değil. Biz her maç e, karşımızda kim olursa olsun öncelikle kendi topumuzu oynamak istiyoruz. İyi bir top oynadığımız zaman çok mücadele eden bir takımız. Asla pes etmeyen bir takımız. Yani sayı kaybettiğimizde bile o mücadeleyi karşı tarafa yani tribünlere izleyenlere verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden hani biraz daha e, maç maç ilerleyip sadece tek amacımız kendi oyunumuzu iyi oynamak, geliştirmek ve daha açıkçası sezonun da başındayız yani birkaç ay sonra çok daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. E, hedeflerimize gelince bunu hani her zaman söylüyoruz gerçekten özür dilerim nazar değmesin yani biraz göz önündeyiz fazla tabii ki de ister istemez bunun artıları da eksileri de var ama Challenge kupasında e, final oynayıp yani hem kulübümüze hem de ülkemize challenge kupası getirmek istiyoruz. Hı hı. Onun dışında Türkiye Ligi'nde de e, ilk dörtte bitirebileceğimizi ben şahsen inanıyorum takım menajeri olarak. Herkes de bunu aslında bir yerde de konuşmaya başladı ama malum biliyorsunuz ki sezon başı çok erken. Evet. Ben çok büyük konuşmayı da sevmem. Hani hedefleri sordunuz diye tabii ki de evet. hedeflerimi belirtebilirim. Ama kağıt üstünde hiçbir şey belli olmuyor. Çıkıp oynamak gerekiyor. Kendimize koyduğumuz tabii ki hedefler var. Başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da malum ...gruptan çıktık... ...bir üst tura yükseldik... ...üç kulvarda da... ...çok büyük hedeflerimiz var... ...sezon başı sezon uzun... ...her şeyden önce sakatlıksız... Evet. ...iyi bir sezon olmasını diliyorum... ...ve bu şekilde giderek de... ...hedeflerimize... yani ...sezon sonuna doğru ulaşacağımıza inanıyorum... Şimdi yarında da... ...Sarıyer Belediyespor... ...mücadelesi var hatta şu anda da... ...takım antrenmanda evet. dediniz... Ee, bu hazırlıklar nasıl gidiyor? Ee, evet, şu an Sarıyer'de antrenmandayız. Dediğiniz gibi yarın Sarıyer'e konuk olacağız. Ee, hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Ee, fakat hani Balkan Kupası'ndan sonra çok kısa bir süre sonra Türkiye Kupası oynadık ve sonra da 10 gün sonra da Türkiye ligi maçları başladı. Challenge Kupası oynadığımız için de ilk turu çok erken oynadık <laughs> ve çok üç günde bir maç oynuyoruz. E, ...yolculuklar oluyor, yurt dışına gidiyoruz... ...şehir dışına gidiyoruz, maçlara gidiyoruz... ...takımda tabii ki de biraz yorgunluk olabiliyor... Hı -hı. ...ama keyifler şu an çok yerinde... ...herkes kendine çok dikkat ediyor... E, ...bundan sonra biliyorsunuz da... ...üç günde birlik maçları oynayacağız... Evet. ...kasımın başına kadar yoğun bir tempomuz var... ...o yüzden bunun bilincindeyiz... E, ...çok yorgunluğu asla bahane etmiyoruz... Hı -hı. ...keyif alıyoruz şu an... ...keyifler çok yerinde... ...o yüzden e, yarınki hazırlıklarımızda da... ...şu anki antrenmanla tamamlayıp... Hı -hı. ...yarın da maça tekrardan kazanmak için... Çıkıyoruz çıkacağız. Önümüzde önemli maçlarımız var. E, hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için de bu maçları kazanmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Verdiğiniz ilginiz için. ve davetiniz için. Çok sağ olun. İnşallah ilerleyen dönemlerde e, takımla birlikte en azından hani mümkünse kaptan İlkin Aydın'la birlikte stüdyomuzda da ağırlamak isteriz sizlere. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Çok sağ olun destekleriniz ve davetiniz için.